Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 23 Mayıs Pazartesi Şanlıurfa yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet, Şanlıurfa'da da 9 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. 2 altınımız olacak sevgili dostlar. Birinci koşu ile itibaren saatlerimiz 15'i gösterdi. Bir mailing koşu, dişiler masu 3 çarşıya atların 1100 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 15 saplarımız yer alıyor. Altınoğlu Kılıççı ve 15 nolu Yeşiltepe güzeli ekür olarak start alacaklar. Evet, yani burada ben aslında bir tane safkan var. Çok etkili koşmasını beklediğim bir safkan ama ben riske değeceğinin de olabilir, kazanabilir ama İki safkandan daha çekindim. Onları da kuponumda şans vereceğim. İlk tercihim Ferit Yardımcı'yla. Yarış hayatına Adana'da başladı. Sonra Urfa'ya geldi. Güzel bir dördüncülük elde etti Ferit Yardımcı'yla. Şimdi ben ikinci startı Şanlıurfa'da. Matador'dan çok çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Aslında kazanmaya da yakın görüyorum ben bu safkanı. Uçanoğlu temsilcisi. Ben Ferit'le. Yani risk alacaksınız arkadaşlar. Birinci altılık ayına 8'e yönelebilirsiniz. Ama ben 4 ile 5 nolu safkanları da ben ayırt etmeyeceğim. İsa Katar'la start alacak olan 4 nolu Ezia ve de Necmi Altın'la start alacak olan Fil Kızı'nı da kuponumda eksik etmeyeceğim. Fil Kızı evet, Şanlıurfa'da yarış hayatına başladı. İki koşusu da tekrar Elazığ ve Şanlıurfa'da boy gösterdi. 1200'de bir 8. geldi etti ama bu bizi kesinlikle avlatmasın sevgili dostlar. Ben etkili koşacağını düşünüyorum. Fil Kızı ve Kılıççı'yla da beraber koşmuşlardı. Ben yani 4 ile 5'i de kuponumda şans vereceğim. 8 ben de çok çok önde. Rakip arasının 4 ile 5'i de ilave yaparsak iyi olacağını düşünüyorum. Benim tercihim 8 başta olmak üzere 4 ile 5 nolu safkanlar olacak. Evet, ikinci koşumuz birinci beşlik aynımızda burada start alacak. Handikap 14 bir mücadele 3 yaşlı Arapların 4 yaşlı Arapların 2000 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 13 safkanımız yer alıyor. 2 ekürümüz olacak. 5 nolu Uçan Ali, 9 nolu Yaz Şimşek ekürü, 10 nolu Akbalık ve de 11 nolu Civer Bey ekür olarak start alacaklar. Evet, gruba bakıldığı zaman ben Mehmet Şakir'le 5'te 2 yaparak gerçekten çok çok etkili koşular çıkartan bir nefesimsin sen yaptı. Diyarbakır'da 1900'ü kazandı. Şanlıurfa'da 1900'de ikinci, ondan önce 1400'ü Maydan'a veda ederken etkili bir koşu çıkartmıştı. Ben nefesimsin sen. Bir nolu safkanı benim ilk tercihim. İkinci atım Anıltay. O da Yusuf Cengiz'le start alacak. 89 günlük bir arası var. Antalya pistinde en son yaptığı koşusunu Maydan'a veda etti. İlk defa bu piste gelecek. Anıl Taylan da çok çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum sevgili dostlar. Ben ayırt etmeyeceğim. Yani 7'yi de göz ardı etmeyeceğim. Sonradan 2 nolu Semih abi, Mehmet Emin Doğan'la ve de 10 nolu safkanımızda Akbalık diyeceğim ben. Abdullah Çankaya'yla etkili koşmasını beklediğim ekürler olacak. Buradaki sıralamam 1, 7, 2 ve 10 benim bu koşu için tercih edeceğim safkanlar olacak. Evet, 3. koşu şartlı 4. 4 ve kuru Arapların 1800 metre kumda mücadele verecek 15 safkanımız yer alıyor. 7'li plasemiz ve 1. üçlük ayımız da burada start alacak. Evet, dün biliyorsunuz Diyarbakır koşularımız vardı. 5'te 5 gittik. Son ayakta 4 safkanımız vardı, maalesef yattık. Bulan arkadaşlarımız olmuş, tebrik ettiler bizi de. Abi diyor, son ayakta sen verdiğin atın yanına 13 nolu safkanımız geldi, onu da ilave ettik. Ve de kazandık. Kazanan arkadaşlarımız oldu. Maalesef biz son ayakta 4 safkanın arasından yattık sevgili dostlar. 300 küsür lira, 350 lira mı ne para verdi. Yine iyi paraydı. Virgül harcayın inşallah. Daha fazla ikram ile ulaşırsınız. Bunu da dile getireyim videomuzda. Evet, üçüncü koşumuz burada benim 5 safkan burada yer vereceğim. Onlar başta Sararan olacak.
Kola Sadık Altay'la start alacak olan iki koşusunu da beğendim. Şanlıurfa'da 1700'ü kazandı, arkasından 1400'e kısa geldiğini düşündüğüm bir mücadele içerisinde girmişti. Şimdi mesafe uzaması Sararan'a çok çok yarayacak. Sadık Altay'la ilk tercihim. İkinci atım 10 nolu Bosta Bebeği Necmi Altın'la. Üçüncü atım 8 nolu Aydar Ağası olacak Ferit Yardımcı'yla. Sonradan 4 nolu Aktaşat Fesli Çetin başta mutlaka değerlendireceğiz. Yaptığı iki koşusu da Şanlıurfalı hem 2000'i hem 1700'ü etkili koşarak yani yavaş yavaş toparlanan bir safkanız, onu da son koşusunda kazanarak bunları bize gösterdi sevgili dostlar. Ben göz ardı etmeyeceğim. Mutlaka kuponu da değerlendireceğim. Gerçekten çok etkili bir koşu çıkartmıştı. Yunus Çelik başta burada Al Oğlum, Çıkmazoğlu, Altın Kral, yani bunlarla beraber koştu. Tekrar aynı geçtiği safkanlarla da beraber koşacak. Dördü de es geçmeyeceğim ve de son olarak da bir nolu Mazluma olacak. Yunus Çelik başta etkili koşmasını beklediğim safkanlardan biri. Sıralamam 7, 10, 8, 4 ve 1 nolu safkanlar benim tercihimdir bu koşuda. Evet, dördüncü koşumuz ikinci altılı gayemizde burada start alacak. Bir maiden koşu 3 yaş tarafların 1100 metre kumda mücadele verecek. 15 safkanın zer ola gerçekten, yani burada tam bir kapamalık bir koşu. Bir tek burada ilk yarışında Şanlıurfa'da bir beşincilik elde etti. İlk startında koşmuştu sevgili dostlar. Yani Fatma Kız, o da Saadettin Ulutaş'la start aldı. Yani bir beşincilik tatminkar olabilir. Yarın Necmi Altın'la tecrübeli jokeyimizle buluştu. Fatma Kız benim ilk tercihim olacak, 2 nolu safkanımız. Sonradan 14 nolu safkanımız Zeki Kız, İsa Akyoğuz'la. O da iki koşu gördü Şanlıurfa'da. Sonra Adana'da bir çim yarışı gördü. Maalesef altıncıklarla tekrar Şanlıurfa pistine geri dönen İsa Akyoğuz'da 14'e göz ardı etmeyeceğim. Sonra 13 nolu Tur Matra Ferit Yardımcı'yla. O da Şanlıurfa'da şartlı birde bir koşu gördü. Maalesef pistten derecesiz ayrıldı. 11. olarak ayrıldı. Hatta Ekürüsü Şimşekoğlu vardı. O pistten bir dördüncülükle çıktı. Çıkarttı. Dördüncülük çıkarttı Sami Kaplan'la. Hatta Foğol Hanesi'nde birinci at çıkmışlardı. Şimdi Tur Matra Ferit'le ilk defa piste çıkacak. Ben 13'de göz ardı etmeyeceğim. Yani burada çalışmalara hoşuma giden bir tane daha safkan var sevgili dostlar. O da kim? Gözüm Sende Vedat Kızmaz'la. Dördü de ben es geçmeyeceğim. İki koşusu maalesef derecesi ayrılsa da ben dördü de göz ardı etmeyip kuponu da şans vereceğim. 2, 14, 13 ve 4 bu koşu için benim tercih edeceğim safkanlar olacak. Evet, 5. koşumuz şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler 1700 metre kumda mücadele verecek. 16 safkanımız yer alıyor. 2. 5'lik ayımız da burada start alacak. 2 nolu Yetim Oğul ve 7 nolu Havar'ın Kızı Ekir olarak start alacaklar. Evet, koşuya bakıldığı zaman yani burada yani iki safkan burada sırıtıyor. Onlar da kimler? 2 nolu Yetim Oğul'u, Ekürler Necmi Altın'la 8'de 5 yaptılar. Gerçekten iyi koşulları sahip olan bir safkanımız. Ve de 3 nolu safkanımız, o da Ferit'le ilk defa oluştu. Diyarbakır pistinde ve Urfa'da da etkili koşulları çıkartan bir safkanımız. Ben Ferit'le daha etkili koşacağını düşündüğüm tecrübeli jokeyimiz Doğu İlinde, biliyorsunuz. Yani 2 ve 3 ben ayırt edemedim. Bu iki safkandan biri bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. 2 ve 3 benim tercih edeceğim. Bu iki safkan yeterli olacağını düşünüyorum. Evet, 6. koşumuza geçelim. 6. koşumuz Handikap 15 Dişiler Amazı 4 yaş 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 16 safkanımız burada mevcut. 10 nolu Mülayim ve de 13 nolu Çeke Çeke Ekür olarak start alacaklar sevgili dostlar. Evet, ben burada banko değerlendireceğim. Bir tane safkan var sevgili dostlar. Yarın büyük ihtimalle geri planda çıkacağını düşündüğüm. O da Ferit Yardımcı'yla start alacak. 13'lü 3 yaparak iyi koşular çıkartmıştı. Yani kötü girişe
yavaş yavaş dur dedi. Diyarbakır'da 1700'ü kazanma başarısı gösterdi. Sonra Elazığ'da yine 1700'de bir beşincilik elde etti. Bir matra sevgili dostlar Ferit yardımcıyla ben çok çok önde tutuyorum. Ben banko olarak değerlendireceğim 6. koşu. 1. altılık aynımızın da sona tekabül eden bu koşuda 12 nolu bir matra benim bankomdur. Arkasına 10 nolu Mülayim Ekürler ve de 6 nolu Kıfan Gülü sevgili dostlar. Eğer yeri olan arkadaşlar bütçeniz doğrultusunda bu Kıfan Gülü'ne de atlamadan yer verebilirsiniz. Ama ben banko değerlendireceğim için yer vermedim. İkincilikte şans verdim. 6 ve 10'u da eksik etmezsiniz. Bütçemiz doğrultusunda önereceğim. Bu iki safkan olacak. Ama ben yarın 12 nolu bir matra bankom. Arkası 6 ve 10 ikili için değerlendireceğim. Evet 7. koşumuz 2. üçlük aynımıza burada start olan handikap 15. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kumda mücadele verecek 13 safkanımız burada mevcut sevgili dostlar. Evet artık mesafe uzadı sevgili dostlar ona. O da kim sevgili dostlar? 5 nolu safkanımız Emre Akkılıç'ta. Yani her seferinde yani baktım ya bu at artık mesafe istiyor. Niye böyle kısalarda koşturuyorlar bu safkanı? Dedikçe hep kısalarda koştu. Son 2 koşusu da yani Diyarbakır'a 1200, 4. Adana'da handikap 16, 1400 yine 4. Sonları gerçekten çok çok etkili geliyor sevgili, uçarak geliyor. Yani burada sevgili dostlar yani tercih edeceksiniz, risk alacaksınız. Yani 5 nolu safkanımızdan banko değerlendirebilirsiniz. Sizlere üstüne basarak önereceğim 5 nolu safkanımız. Ama tabii ki rakip hanesinde 3, 1, Milagold ve de 10 nolu safkanımızı da eksik etmeyerek bu koşuda değerlendirebiliriz. Ama riske değecek olacak olursak yani abi burada banko kim olur derseniz 5 nolu safkanız ben de burada çok çok önde tutuyorum. Rakip hanesinin 1-3 ve 10 nolu safkanları da kuponumuza yer verebiliriz sevgili dostlar. Evet 8. koşumuz bir mailing koşu. 3 yaşlı Arapların 1100 metre kumda mücadele verecek 15 safkanımız burada mevcut. Evet yarış ayaklarına ilk defa başlayacak safkanlar da tabii ki burada mevcut sevgili dostlar. Evet 2 yarış gören 14 nolu Yert Bun. O da Ahmet Aslan'la ikinci kez buluştu. Arana'da yarış hayatına başladı. Arkasından Urfa'ya geldi. Urfa'da 1200'de çok etkili bir koşu çıkarttı. Pistten güzel bir ikincilik de ayrıldı. Ben Yekbun'u ilk tercihim olacak. Benim 14 nolu safkanımız ve de 10 nolu Tilgesun. O da aynı koşuda Burun'la arkasında bir üçüncülük elde etti. Yani bu iki safkanı yazık mı? Ben yeterli olacağını düşünüyorum. 14 ve 10 benim bu koşu için tercihim olacak. Hatta ikili de deneyebilir sevgili dostlar. Ben deneyeceğim. Üstüne basarak da önerebileceğim safkan olacak. Eğer abi burada iki safkan birazcık zor derseniz bir iki safkanda hangisi olabilecek derseniz yani ben 10'la 14'ü geçeceğim. Kuponumda yer vereceğim. Burada Melisa Kız ilk defa start alacak bir Sarraf orijini İsa Katar'la değerlendirebilirsiniz. Ve de Sakarbaşı gibi iyi bir orijine sahip olan Al Arife sevgili dostlar. Yani 7 ve 1'i de bütçemiz doğrultusunda değerlendirebilirsiniz ama 10 ve 14 benim kuponumda bu iki safkan yer alacak. Evet 9. koşumuz altılık ayağımızın son ayağı olacak. 2. altılık ayağımızın 18 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Şartlı 4 bir mücadele 4 ve konu İngilizlerin 1900 metre kumda mücadele verecek. 1 ekürümüz var 3 safkanla buraya iştirak etmişler. 1 nolu Yılmaz Han, 14 nolu Can Demir ve de 18 nolu safkanımız ekür olarak start alacaklar. Evet benim burada ilk tercihim Al Sima olacak İsa Katar'la. İkinci attım 5 nolu Rojata, sonradan 15 nolu safkan Hakim Şah Necmi Altın'la, 11 nolu safkan Darkon Ferit Yardımcı'yla ve de
4 nolu safkanımızda bu iki son sevgili dostlar, bu safkana dikkat, sonları çok etkili, yarın çok geri planda kalabilir, bir sürprize imza atabilir, 4'ü de es geçmeden kuponumuza şans verebiliriz. 3, 5, 15, 11 ve 4 benim bu koşu için sizlere önereceğim safkanlar olacak. Evet, Bursa'dan aktaracağım Şanlıurfa programı için sizlere aktaracağım safkanlar bunlardı. Takip safkanlarınız var, üstüne önemli önerdiğim safkanlar var. İnşallah faydalı bir program geçiririz. Tüm yarış severlere bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.